Sayın EBRD Başkanı, çok değerli divan, divan başkanı, çok değerli başkanlar, TÜSİAD'ın saygın üyeleri, değerli konuklar, değerli basın mensupları, kısaca sevgili dostlar. Sizleri şahsım ve TÜSİAD Yönetim Kurulu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün 48. Olağan Genel Kurulumuzda gerçekten hep beraber olmaktan, bu keyifli ambiyansı birlikte solumaktan apayrı bir memnuniyet duyuyorum. Bakın 48. Genel Kurulumuz dedik. Bu ileriki yıllarda çok güzel bir şekilde anılacağını düşündüğüm bir genel kurul. Hem rahmetli kurucu başkanımız Sayın Feyyaz Berker'i buradan saygı ve minnetle anmış olduk. Aynı zamanda Türkiye'deki bütün siyatları ileride örnek alacak, ilham verecek bir tüzük değişikliğine birlikte katkı yapacağımızı düşünüyorum. Bu doğrultuda ben de yerime geçtiğim zaman divanı çok keyifle ve heyecanla izlemiş olacağım. Bu vesileyle 2018'in hepimizi bir araya getiren en geniş katılımlı bu toplantıyı keyifle yaparken sizlere bir kez daha mutlu, huzurlu, sağlıklı ve içinde bereketi bol olan bir yıl olmasını diliyorum. Çok değerli dostlar, kurucu başkanımız rahmetli Feyyaz Berker'i bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum. Bakın kendisinin 1977 yılında yaptığı bir konuşmadan özellikle çok küçük bir bölümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın ne demiş. Türkiye halkı kavga istemiyor, reform istiyor. Yalnızca ekonomik reformdan bahsetmiyorum. İnsan hakları, düşünce özgürlüğü, hepsi tümü bunları kapsıyor. Özgürce düşünüp söyleyemeyecekseniz bu korkunç bir hapishane. Rahmetli Feyyaz Berker'in böyle uzun akan bir metni var. Ben sadece küçük bir pasajını sizlerle paylaştım. Bakın tam 40 yıl önce söylenen bu tarihi cümlelerin dile getirdiği sorunlar, altını çiziyorum, maalesef hala bu sorunlar tarihe karışmadı. Bugün hala aynı sorunları konuşuyor isek, ben yorumu tamamen sizlere bırakıyorum sevgili dostlar. Çok değerli üyeler, hayat geriye doğru anlaşılır ancak ileriye doğru yaşanır. Sözünden hareketle bir önceki yılın değerlendirmesi her zaman önem verdiğimiz bir husustur. Ve bu doğrultuda küçük bir değerlendirmeyi ben de yapmak isterim. Toplumlar üstlerinden gelemeyecekleri sorunları gündemlerine gerçekten almazlar. Hele TÜSİAD hiç almaz. Bugün burada muhtelif konularımızı gündeme getiriyor isek, emin olun her birinin üstesinden gelecek gücümüz de var, azmimiz de var. En özet haliyle çok sevgili dostlar, tüm dünyada 2017 yılı değerli Tuncay Başkan'ın da söylediği gibi kolay bir yıl olmadı. Ancak iki önemli ve olumlu gelişme hepimizi çok memnun etti. İlki, ekonomik açıdan 2017 yılında dünyada büyüme fevkalade hızlandı. İkinci olumlu haber ise önde gelen Avrupa demokrasilerinde merkez partiler aşırı popülist dalgayı engellemeyi başardılar. Değişen yardımcı oyuncular, figüranlar ve seyirciler olur iken Amerika Birleşik Devletleri dünya siyaset sahnesinde hepimizin izlediği gibi başrolünü korudu. Bir yılı geride bırakmak üzere olan Trump döneminde Amerikan başkanlığı dünya gündemine genelde tatsız gelişmelerle damgasını vurmuş oldu. İlk akla gelen diğer önemli gelişmelere baktığımız zaman çok kısaca Pekin'de Çin başkanı iktidarını konsolide etmiş oldu. Çin'in küresel ekonomik ve stratejik açılımları da fevkalade hızlanmış oldu. Kuzey Kore krizi yıl boyunca neredeyse 2010 yılının ilk günden son gününe kadar sinirleri germeye devam etti. Orta Doğu'da etkisini Rusya özellikle iyice arttırdı ve Avrupa Birliği'nde ekonomik toparlanma da başladı hepimizin malumu. Almanya seçimlerinde ise Şansölye Merkel'in ilk koalisyon müzakerelerinin çökmesinden sonra
sosyal demokratlarla yeni bir hükümet kurma aşamasına gelmesi de ümitleri bütün Avrupa anlamında özellikle ve dünya anlamında da tazelemiş oldu. Daha yakınımıza baktığımız zaman sevgili dostlar, Orta Doğu'da IŞİD ele geçirildiği topraklardan nihayet sökülüp atıldı. Suudi Arabistan'da Veliaht Prens liderliğinde yukarıdan aşağıya bir siyasal yeniden yapılanma ve sosyal ve aynı zamanda kültürel reform dönemi başlamış oldu. Körfez ülkeleri arasındaki ayrılıklar, Katar'ın Küveyt dışındaki komşuları tarafından ablukaya alınmasına varan bu krizi de tetiklemiş oldu bildiğiniz gibi. Son bir nokta ise İran'a dokunmak istiyorum. Bölgesel hakimiyet yolunda İran oldukça mesafe kat etmiş olmasına rağmen yılın son günlerinde hepimizin ve dünyanın izlediği gibi muhafazakar kentlerde patlayan protesto gösterileriyle fazlasıyla gündeme geldi. Ülke içindeki bu siyasi mücadele yarışı da hızlandığını hep beraber izledik. Bu, İran'ın kendi dinamik toplumunun temel beklentilerini karşılayamamasının bir sonucu olduğunu da görmüş olduk. Çok değerli üyeler, dünya için konuşulacak gerçekten uzun uzun şeyler olabilir. Nükleer bomba tehditleri, mülteci krizleri, iklimsel felaketler, daha birçoğu yüzlercesi, hemen hemen ama her ülkede yaşayan insanlar bunca dünyanın girmiş olduğu bu felaketlere veyahut da badirelere rağmen dünyanın hali böyle deyip geçmediler. Dünyanın hali böyle deyip geçselerdi inanın şu an bambaşka belki de bir şeyleri konuşmak zorunda kalırdık. Bakın tüm bu siyasal gelişmeler yaşanırken dünya bilim ve teknolojinin her alanında müthiş atılımların yaşandığı da aslında yepyeni bir döneme girmiş oldu. Dünya bir yandan gerçekten bu felaketlerle uğraşırken bir yandan da gerçekten bilim ve teknolojinin kullanımıyla bambaşka bir aslında iklime de girmiş oldu. Sanayi 4.0 çağında 4. sanayi devriminin içindeyiz artık sevgili dostlar. Yapay zeka, sürücüsüz, işte otonom otomobiller, 3 boyutlu yazıcılar, genetik, blockchain'ler, büyük veri, bulut teknolojileri gibi alanlarda yaşanan gelişmeler dünyamızı fevkalade hızla değiştiriyor. Ve her gün bambaşka gündemler buradan da gerçekten çıkmaya başladı. Çok değerli üyeler, 2017 yılı içinde TÜSİAD olarak bütün yönetim kurulundaki şu an beraber oturmakta olduğumuz arkadaşlarımla beraber yaptığımız faaliyetlere gelince, tüm çalışmalarımızla ülkemiz ve dünyada bu yaşanan gelişmelere olabildiğince ışık tutmaya çalıştık. Birkaç satır başı ile sizlere paylaşmak istediğim bazı faaliyetler var. Ki eminim sevgili Bahadır Kaleası bunun çok geniş bir perspektifini sizlerle paylaşacak. Dünyanın en kritik gündemi olan dijital dönüşümü ve 4. sanayi devrimini ülkemiz çalışmalarımızın ve etkinliklerimizin gerçekten tam bir odağına almış olduk. Bu yıl birçok önemli adım atarak San Francisco'da TÜSİAD Silikon Vadisi ağını ve Şanghay'da da TÜSİAD Çin ağını hayata geçirmiş olduk. TÜSİAD Parkur Heyeti ekonominin ve yatırım ortamının güçlendirmesi hedefiyle Ankara ziyaretlerine bu yılda yoğun bir şekilde devam ettiler. Toplumsal dönüşüme yönelik politika alanlarının en önemlisi olan eğitim konusundaki çalışmalarımıza da fevkalade hız verdik. STEM önceliğimiz olmaya devam etti. TÜSİAD'da bu gençlikte iş var yarışması her zaman eminim bu salonda fevkalade heyecanlandırdı. Bu yılda bu heyecan devam etti ve 2017 başvuru dönemine baktığımız zaman yine rekor bir katılımda kapanmış oldu. Türk Konfet İşbirliği ile başlatmış olduğumuz BORGİ projemizin pilot uygulamasına ilişkin sonuçları da çok geniş katılımlı bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşmıştık. Buradan sevgili Tarkan Başkan'ı da keyifle selamlıyorum. Çalışmalarımızı sürdürürken Türkiye'nin yeni dünyanın gereklerine uyum sağlayabilmesi için hızla olağanlaşması gerektiğinde 2017 boyunca tamamıyla hep vurgulamaya devam ettik sevgili dostlar. Kamuoyuna verdiğimiz mesajlarda hiçbir ekonomik kazanımın demokraside ilerleme sağlamadan kalıcı ve sürdürülebilir olmayacağını belirttik. Hukuk, demokrasi ve özgürlükler toplumu olmadan katma değer ve istihdam yaratmaktan, nitelikli yatırım çekmekten veya etkin girişimlerin yeşerdiği ülke olmaktan bahsetmenin mümkün olmadığını
sıklıkla ifade ettiğimiz bir yılı geride bırakmış olduk. Sevgili dostlar, inovasyon ekonomi ile özgürlüklerin ortak alanında yeşerir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Biz de neden inovasyon yeteri kadar olmaz dediğiniz zaman da ekonomi ile özgürlüklerin arasındaki bu simetriye de bir dikkat etmenizde fayda görüyorum. Bundan gerçekten emin olun. Bütün bu çalışmalarımıza değerli katkılar sunan tüm yuvarlak masalarımıza, çalışma gruplarımıza, gruplarımızın başkan ve tüm üyelerine ve TÜSİAD çalışanlarımıza buradan canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun, var olun. Çok değerli üyeler, dünya ve ülkemiz 2017'yi nasıl geçirdi? Çok kısa dokunuşlar yapmış olduk, bahsetmiş olduk. Tüm bu gelişmelerin etkisiyle 2018'in ilk günlerinde ülkemiz genel havasında bir miktar sanki ağırlık hissediyoruz. Bana katılır mısınız? Tam bilemiyorum ama genel görünüm böyle bir görünüm. Ülkemizde toplumsal kutuplaşmanın keskinleşmesi, 21. yüzyılın gereklerine ve modern bir toplumun yaşam anlayışına uygun olmayan yaklaşımlar, başta kadınlarımızı ve çocuklarımızı olmak üzere hepimizi ama rahatsız ediyor. 21. yüzyılda artık toplumsal cinsiyet eşitliği, Türkiye'nin gurur duyduğu bir başarı alanı olmalıdır. Neden başarmayalım diye kendimize sormamız gerekir. Ayrıca özellikle siyasetin, iletişim dilinin tonu çok önemli bir role sahiptir. Dil, toplumun bildiğiniz gibi bir bilinçaltıdır adeta. Diplomasi ise mümkün kılma sanatıdır. Toplumumuzu ayrıştırıcı değil, birleştirici söylemlerle bizi üzen her problemin çözümünü sağlayabileceğimize canı gönülden inanıyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve yapıcı iletişim dili, bakın bu ikiliden bahsediyorum, toplumsal cinsiyet eşitliği ve yapıcı iletişim dili bu toprakların başarı öyküsünü birlikte gayet kolay bir şekilde inanın yazabilir. Çok değerli üyeler, şimdi gelin Türkiye ve dünyadaki konumuza bir miktar da oraya odaklanalım. 2017'nin iyi haberi, Tuncay Bey'in de söylediği gibi, ekonomimiz dünya ortalamalarının üzerinde büyüdü. Senenin belirleyici siyasal olayı ise malumunuz anayasa referandumuydu. Şimdi Türkiye için, bakın bunlar geride kaldı. Toplumsal dayanışma içerisinde olmanın ve vakit kaybetmeden artık geleceğe bakmanın zamanıdır. Burada önemli olan şudur. Herkesin fikirlerini bir araya getiremeyebilirsiniz, toplamayabilirsiniz sevgili dostlar. Ama herkesi bir amaç uğrunda bence bir araya getirebilirsiniz. Bugün Türkiye için toplumsal özgürlük, çoğulculuk ve dayanışma içinde ilerleme zamanıdır. Geçtiğimiz yıl ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü konularında yaşanan sıkıntılar nedeniyle AB ile ilişkilerimiz malumunuz fazlasıyla gerildi. Amerika Birleşik Devletleri ile itilaflarımız ilişkimizi tarihin en dip noktalarına itti. Rusya ve İran ile birlikte Suriye'deki iç savaşa son verme çabaları ise yine genelde başarılı oldu. Ancak burada da bildiğiniz gibi PYD'nin siyasi rolü nedeniyle Moskova ve Ankara arasındaki anlaşmazlık yaşanıyor ve yaşanmaya da bildiğiniz gibi devam ediyor. Uluslararası ilişkilerde haklı olduğumuz veya müttefiklerimizle farklı tutumları benimsediğimiz birçok konu olabilir. Bunların hepsi doğaldır. Tarihin bize çok net verdiği dersler gösteriyor ki ve ispat ediyor ki Türkiye'yi bakın dünya siyaseti ve ekonomisinde etkili kılan en büyük güç kaynakları nedir diye baktığımız zaman her zaman demokrasi, insan hakları, hukuk devleti ve özgürlükler olduğunu görürüz sevgili dostlar. Bu nedenle acilen olağan demokrasi ortamı ve reform gündemimize dönmemiz işin en doğrusudur. Devlet geleneğimizin dikkatli, diplomatik üslubu da bu yönelimi fazlasıyla desteklemelidir. Bakın unutmayın, kavga kavgayı, barış ise barışı doğurur ve şüphesiz bütün Türkiye'nin ve dünyanın doğal olarak da barıştan yana olması gerektiği malumumuz. Çok değerli üyeler, toplumumuzda Avrupa Birliği üyeliğini isteyenlerin oranı neredeyse %70'ler seviyesindedir. Bu hayli yüksek olan bu rakamın, son derece olumlu rakamın bize işaret ettiği aslında önemli bir mesaj var. Her şeye rağmen Türk toplumunun sosyal standartları ileri, refah seviyesi yüksek, demokratik bir hukuk devletinde
yasama iradesinin ne kadar güçlü olduğudur. Bakın hepimizin kulağına hem küpe hem de her zaman beraber bu anlamda belki kullanmakta fayda olduğumuz bir ifadeyi paylaşmak isterim hepinizin bildiği gibi. Türk toplumu çok iyi bilir sevgili dostlar. Göstermelik demokrasi diye bir şey yoktur. Ayrıca demokrasi altın kadar kıymetlidir. Ama demokrasinin ne çeyreği ne de yarımı olur. Kısaca sevgili dostlar, demokrasiyi bozdurup kullanamazsınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın Paris ziyaretleri sırasında hepimizin bu anlamda izlediği gibi Fransa Cumhurbaşkanı Türkiye'nin üyelik sürecinin tamamen değilse bile demokrasi kalitesinde yükselme işaretleri görülene kadar sona erdiğini söyledi. Çok üzülerek bu anlamda hep beraber maalesef izlemiş olduk. Üyelik yerine Türkiye ile yeni işbirliği yolları, yöntemleri bulunması gerektiğinden bahsetti. Bu tür sevgili dostlar, ikinci sınıf konumlandırma, ülkemizin küresel siyaset dengeleri ve ekonomik rekabet menfaatleri açısından fevkalade olumsuz bir gelişme olur. Brexit örneği, AB dışında kalmanın maliyeti hakkında herkese, aslında bütün dünyaya, sadece İngiltere'ye ve Avrupa Birliği'ne değil, herkese bir fikir verdi. Türkiye'nin AB ile ilişkilerinin hukuksal temelini üyelik süreci oluşturur. Asya'dan Amerika'ya, tüm dünya ekonomik aktörleri için Türkiye'nin çekim gücünde AB ile mevzuat uyumu ve üyelik sürecinin güvencesi mutlak surette belirleyici etkenlerdir. AB ile müzakereler fiilen bakın ilerlemese bile süreç resmen kesinlikle kopmamalı, tam üyelik perspektifi mutlak surette korunmalıdır. Daha olumlu siyasal koşullar oluşana kadar gümrük birliği, güvenlik ve enerji gibi somut alanlarda entegrasyon mutlaka devam etmelidir. Bunları bütün dönemler boyunca tekrarladık ve tekrarlamaya da devam edeceğiz. Bu gelişmeler yaşanırken sevgili dostlar, önemli bir anı daha paylaşmak istiyorum. Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu gazetecilerin tutukluluk hallerinin kalkması yönünde verdiği karar alt mahkeme tarafından maalesef uygulanmadı. Önde gelen hukukçularımızın hatta siyasi yönü neredeyse ne olursa olsun hukuka ve anayasal düzenimize aykırı buldukları bu kararla aslında Türkiye'nin AB üyeliğini demokrasinin yetersizliği üzerinden engellemek isteyenlerin eline tırnak arasında maalesef güzel bir koz verdiğimize şüphe yoktur sevgili dostlar. Anayasayı yaşatan içindeki gerçekten ifadeler kadar aslında dışındaki uygulamalardır. Medeniyetin ilk şartı şüphesiz adalettir. Hukuk devletin toplumsal düzenidir. Adalet olmadan düzen olmaz. Kısaca sevgili dostlar, demokrasi su ise bunun testisi mutlaka adalettir. Türkiye'nin hem dünyada hak ettiği saygın konumunu koruyabilmesi hem de gelişmesi, kalkınması için yakın tarihin hepimizi sarsan bu travmalardan kurtulup hızla normalleşmeye başlaması gerekir. Bu nedenle atılması gereken ilk adımın daha önce de başka vesilelerle her zaman TÜSİAD olarak gündeme getirdiğimiz gibi o halin son bulması, bir daha tekrarlanmaması olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle buradan bir kez daha ben de paylaşmak istiyorum. Hain terör odaklarına en etkin güvenlik önlemleriyle darbe vururken yasama, yürütme ve yargımızı en ileri demokratik standartlara taşımak için her zaman şüphesiz devletimizin fazlasıyla yanında olacağız ve fazlasıyla da destek vermeye devam edeceğiz. Yargının gerek ulusal, gerekse evrensel hukuk ilkelerine öz ve usul açısından daha fazla itina gösterilmesinin, Türkiye'nin atlatmış olduğu bu tehlikenin dünyaya daha iyi anlatılmasında tartışmasız önemli bir unsur olduğunu da tekrardan paylaşmak istiyorum. Tutukluluğun istisna, tutuksuz, delilleri güçlü ve detaylı hazırlanmış, özenli iddianamelerle yargılanmanın esas olduğu bir yargı anlayışına ve uygulamasına pratikte de fazlasıyla ihtiyacımız olduğunu malum. Çok değerli üyeler, önümüzdeki dönem dünyada toplumsal açıdan
en önemli ve kitleleri harekete geçirecek olan konunun, konulardan veyahut da bir tanesinin altını çizmek isterim. Eşitsizlik olacağını vurgulamak istiyorum buradan. Bunun örneklerini giderek fazlasıyla sıkça görmeye başladık. Eşitsizlik karşıtlığı bugüne kadar özellikle gelişmekte olan ülkelerde pek gündeme gelmeyen ya da yeteri kadar umursanmayan yolsuzluklar meselesinde bakın fazlasıyla öne çıkardı. Çok değerli üyeler, geleceğin dünyası gerçekten çok heyecan verici bir yandan da boyutlara sahip olduğunu hepimiz fazlasıyla izliyoruz, görüyoruz ve telakki ediyoruz. Bu gelişmeler insanlığı şüphesiz daha iyiye götürüyor ve insanların hayatını gittikçe daha kolay bir yaşam biçimli masalara ve altta ortaya koymuş oluyor. TÜSİAD olarak çok değer verdiğimiz 4. sanayi devrimi de insanlığa gerçekten adeta çağ atlatıyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun İşlerin Geleceği raporuna göre nesnelerin interneti, ileri üretim teknolojileri, 3 boyutlu baskından tutun, iş yapma biçimlerini şimdiden çok yoğun bir şekilde dönüştürmeye başladığını görüyoruz. Artık önümüzdeki dönemlerde siyasetin bile daha fazla yapay zekayı, daha fazla otonomu, daha fazla otonom ulaşımını, daha fazla ileri robotiği konuşacağı günlerde yavaş yavaş fazlasıyla bu anlamda geldiğini görüyorum. Bu yeni dünyaya ayak uydurabilmek için toplumların ve bireylerin donanımlarının çok iyi olması gerekiyor sevgili dostlar bildiğiniz gibi. Eğitim politikalarımızı yaparken gelecek seçimi değil, gelecek kuşağı düşünmek zorunda olduğumuzu siyasilerimizin de fazlasıyla anlaması gerekir. Çünkü eğitim bir ülkenin geleceğinin şüphesiz güvencesidir. İş gücümüzün şu an Türkiye'nin koşullarına baktığımız zaman eğitim düzeyi maalesef sadece 8 yıldır. İş gücünün bakın toplam %56'sı lise altı eğitimlerden oluştuğunu görürüz. Ve biliyoruz ki yüksek katma değerli üretimin birincil faktörü nitelikli iş gücüdür. Ve bunu sağlayacak bir eğitim felsefesine maalesef şu an itibariyle şu an için sahip değiliz. Yine söylendi, ben de söylemeye memnuniyetle katkıda bulmak isterim. PISA sıralamalarındaki sonlarda yer almamız gerçekten hem çok üzücü hem de bir o kadar düşündürücü. 2020 yılı itibariyle bugün önemli sayılan yeteneklerin %35'i, bakın önemli rakamlardan bahsediyoruz, yerini yeni yeteneklere bırakacak. Geleceğin meslekleri de şu an muhtemelen ismini bile literatürlerde görmediğimiz yepyeni ve buna göre şekilleneceğini düşünüyorum. 2020 yılında önde gelen beceriler aslında bugün içinde geçerli olan ama daha fazla öne çıkacak olan beceriler daha fazla problem çözme, eleştirel düşünme ve yaratıcılık olarak gündemde yerini fazlasıyla alacak. Bizim müfredatımız, birkaç cümlede ona söylemek isterim. Müfredat, eğitim yöntemleri ve öğretmen eğitimi yenilikçi, analitik ve eleştirel düşünen problem çözme becerileri yüksek bireyler yetiştirilmesi yönünde geliştirilmesi gerektiğini yıllardır söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. Ancak bu şekilde yeniden yapılandırılan bir eğitim sisteminden iş dünyasının ihtiyaçları karşılanabilir. Ve böyle bir iş gücü ancak ortaya çıkabilir. Toplumun özgür, hukuk üstünlüğüne inanan ve demokratik yaklaşıma sahip vatandaşlardan oluşmasını kolaylaştıracak bir birikimin de ancak bu şekilde çıkacağına inanıyorum. Bakın bu adımları atmak sevgili dostlar, bizim gerçekten sadece ve sadece görevimiz değil, aynı zamanda gelecek nesilleri olan boynumuzun bence borcudur. Çok değerli üyeler, geçen yıl gerçekleştirdiğimiz büyüme hızı gerçekten etkileyiciydi. Ne var ki yüksek büyümeyle beraber enflasyon ve dış borç başta olmak üzere maalesef finansal kırılganlıklarımızın arttığını hep beraber izlemiş olduk. İş talebe yönelik uygulanan politikalar talebi arttırmakta şüphesiz başarılı olurken bütçe açığının da artmasına ve enflasyon oranımızın da çift haneye çıkmasına sebep oldu. Sevgili dostlar, iş dünyasının ve dolayısıyla da ekonominin aslında alfabesine baktığımız zaman rakamlar olduğunu görürüz. Yani bu işin alfabesi rakamlardır ve matematikte hiçbir zaman yanılmaz. Genellikle söylüyoruz. Bugün de söylemekte gerçekten en ufak bir şüphe duymuyorum. Ekonomi literatürüne bakıldığında maalesef yüksek enflasyonla yüksek büyüme diye bir ikili yoktur. Ve bu ikili birlikte hareket etmezler.
ve buna göre bizim ekonomi yönetiminde dikkat etmesi gereken ana hususlar bunlar. 2018 yılında ekonomi politikalarının daha dengeli, nitelikli bir büyümeyi desteklemesini arzu ediyoruz ki büyüme beklentimiz de daha önce beyan ettiğimiz gibi %4,5. Kredi artış hızlarının makul düzeyde seyretmesi, finansal istikrara katkıda bulunurken verimliği artırıcı reformlara hız verilmesi hem rekabet gücümüzü artıracak hem de fiyat istikrarına katkı bulunacaktır. Bakın reform isteği ilerlemenin gerçekten önemli bir hatta en büyük motorudur. Kağıt üzerinde kalmayan somut icraatlar için daha fazla artık reformlar konusuna baktığımız zaman içini bile neredeyse boşalttık, sıkça anıyoruz, geç kalınmamalıdır. Birçok reform maddesini TÜSİAD olarak uzun süredir masanın üzerine koyuyoruz. Bunlardan mesela birkaç tanesini sayın deseler öncelikle hemen hemen tüm ülkelerdeki bu vergi mevzuatı değişiklikleri ekonomik reform gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Daha önce de hep söylediğimiz gibi Türkiye'de müthiş bir rekabete, haksız rekabete yol açan bir kayıt dışı ekonomi sorumluluğumuz hala var sevgili dostlar. Kayıt dışlığını azaltan, daha adil ve rekabet odaklı bir sisteme ihtiyacımız olduğu kesin. İş dünyası olarak iş gücü piyasasındaki katılıkları da giderecek düzenlemelerin yapılmasını yine önemli öncelikler içerisinde görüyoruz ki buradaki reform maddeleri gerçekten onlarca, yirmilerce memnuniyetle paylaşılabilecek şeyler. Çok değerli üyeler, yavaş yavaş sözlerimin sonuna geliyorum. Türk iş dünyası, insanlarımız, gençlerimiz ve normalleşen bir siyaset ile ülkemizin gündemindeki bütün bu maddeleri başarıyla sonuca ulaştırabilir. Bundan benim en ufak bir kuşkum yok. İnsanımıza olan inancım nedeniyle geleceğimizle ilgili olarak da her zaman iyimserim ve iyimser olmaya da devam edeceğim. Dünya bu sıkıntılı evreyi aştıktan sonra eminim ve hep beraber emin olalım ki mutlak yeni bir düzen kurulacak. Biz bu yeni düzenin değişikliklerine ayak uydurmak için gerekli hazırlığımızı inanın bugünden yapmamız gerekir. Bu nedenle şekillenmekte olan geleceğin dünyasına, Türkiye'yi taşıyacak olan gençlerimize bunu yapabilmeleri için gerekli imkanları sağlamak ve bu tamamıyla bizim sorumluluğumuzdur. Ülkemizin hızla değişen dünyanın gereklerine uyum sağlaması ve küresel ölçekte rekabet edebilen bir ekonomi olması için üzerinde durmamız gereken bütün konuları yönetim kurulu olarak 2018 yılında da TÜSİAD anlamında çalışma programımıza yer aldık ve yer almaya da devam edecek. Türkiye'yi daima ileri taşıyacak hedefler için azimle çalışmaya, üretmeye ve görüşlerimizi paylaşmaya memnuniyetle devam edeceğiz. Çok sevgili, değerli üyeler, Cumhuriyet bize sürekli gelişim içinde çağdaş uygarlığın gerekleri neyse onlara doğru yol almamızı işaret eder. Cumhuriyet'in işaret ettiği gelişim yolunda güçlü Türkiye hayalimizi gerçekleştirmek için hedeflerimize bıkmadan, usanmadan çalışarak devam edeceğiz. Emin olun, şundan altını çizmek isterim. Gideceğiniz yönü bilmek hızınızdan bence çok daha önemlidir. Yeter ki yönünüzü doğru tespit edin. Bu yolda aşılması gereken ilk engel bir tanesi karamsarlıktır. Diğeri ise umutsuzluktur. Bunlara yer vermeyin. Bakın son bir cümlede şunu paylaşarak son vermek isterim. İnandığınız gibi yaşamazsanız emin olun yaşadığınıza bir müddet sonra inanmaya başlarsınız. İnandığınız gibi yaşama devam etmeniz temennisiyle iyi haberlerle uyanacağınız, iyi haberlerin çoğalacağı bir Türkiye ve dünya umudu ile hepinizi bir kez daha TÜSİAD Yönetim Kurulu ve şahsım adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Çok çok sağ olun.